Evet arkadaşlar, hepinize günaydınlar olsun. Bugün 10 Temmuz. Kızım ve eşimin doğum günü. Bugün babamla beraber burada hazırlık yapacağız. Masayı buraya getirdim. Öyle şaşalı bir hazırlığımız olmayacak elbette ki. Şöyle işte balonlarla falan süsleyeceğiz. Ondan sonra işte pasta yaptırdık. Pastamızı getireceğiz. Birkaç bir şeyler yapacağım. Bu arada da bu hazırlığı yaparken bir hazırlık videosu olur bizim için de. Şöyle şunu da diğer videoda güzel bir şekilde göreceksiniz. Bu da pano, ışıklı pano. Şöyle. Evet. Bugün başladı. Hafsa ile babası şimdi simit almaya gittiler. Kahvaltı yapacağız. Ben de işlerimi erkenden bitirip tabii ki yemek yapacağım. Daha doğrusu pastanın yanında bir şeyler yapacağım. Yani şey yapacağım mesela. Annemle sarma saracağız. Ondan sonra işte bir sigara böreği yapmayı planlıyorum. Bir de salata, pasta, bu kadar. Yanına bir de çay demleriz. Oh mis. Yani aslında şöyle diyebilirim arkadaşlar. Emre'den daha çok, bu da balon şişirmek için kullanacağız bunu, pompa. Emre'den daha çok aslında, Allah'ım Hafsa. Bak Hafsa, rezil ediyorsun beni. Her yere getiriyorsun annem her şeyi. Emre'den daha çok aslında arkadaşlar, tabii ki de ne olacak biliyor musunuz? Hafsa daha çok sevinecek eminim. Yani balonlara özellikle. Tabii çok bir süsleme ayırmayacağız. Yani açıkçası çok da israf edecek bir durumla karşılaşmak istemiyorum. Yani israf etmek istemiyorum. Oraya kullanacağım parayı başka bir şey için kullanırım, evim için. O yüzden onların da mutlu olabileceğini düşündüğüm böyle küçük bir sürpriz hazırlayacağız. İşte az buçuk Emre'nin haberi var ama çok da yok. Özellikle pasta yaptırdım ona. Çok güzel bir pasta. Bakalım, inşallah beğenirler. Hem babasına yönelik hem de kızıma yönelik bir pasta olacak. İşte bakalım. Bir yandan da evi siliyorum burada arkadaşlar. Bu arada bir şey fark ettiniz mi burada? Bilgisayar yok. Yok. Çok şükür. Çok şükür Allah'ıma. Evet, annemle beraber yaprak sarmalarımızı bitirmek üzereyiz. Tencereyi dolduracağız. Akşama tüm hızıyla hazırlanmaya devam ediyoruz biz. Anne, bitiyor değil mi? Evet. Hadi bakalım inşallah. Vallahi bakalım. Güzel hazırlıklar yapıyoruz. Emre için her şeye değer inşallah. İnşallah canım benim, inşallah. Hadi Hasan ile biz nenni yapacağız. Hasan uyuduktan sonra da sürpriz olarak balon zinciri yapacağız. Balonları nereden nereye bağlayacağız biz ya? İple. Sonra konfeti aldık. İşte pastanın üzerine koymaya bir şeyler bir şeyler aldık. Hadi bakalım. Hadi kızım uyumaya. Akşam sürpriz var sana.
arkadaşlar. Balonlar bitti. Şu an Hafsa görse çıldırırdı eminim. Ama balonlar bitti ama biz de bittik. Pompa kırıldı. Bir şey yok ya. Ne bir şey. Ne bitmesi. Yorulduk. Arada sırada kaçırdık olur. Evet, şimdi sıra geldi. Bunları böyle zincir yapacağız. Ne? Zincir yapacağız. Sıra, evet, zincir yapacağız onları. Karadenizler gibi zincir. Evet. Evet, Hafsa uyuyorken zincirin bayağısını bitirdim. Tam orta kısma da mor koymayı planladık. Birkaç tane daha mor var. 3-4 tane, 4 tanesini birleştirip renkleri karşı karşıya verip sıkıştırdık böyle. Maalesef beyaz yoktu, turuncu vardı. Artık ama çok da belli olmuyor şöyle. Bak şöyle çok da belli olmuyor. Bir şey olmaz o kadarlıktan ya. Güzel oldu, güzel. Bundan sonra da yemeğe geçeceğiz inşallah. Bunu Hafsa'yı görmeden kaldıracağız tabii ki. Yoksa var ya çıldırır. Oynamak ister. Evet, zincirimiz bitti. Çok güzel oldu. Şimdi yere atacağımız balonları şişireceğim. Yerde duracak balonlar. Çok güzel oldu. Tabii ki böyle yapmayacağız ama belki böyle de yapabiliriz. Böyle de güzel oldu bence. Bilemiyorum yani. Güzel oldu, güzel. Babamla ayarlamalar yapıyoruz. Vallahi. Hatta daha güzel oldu baba sanki. Bunları yapıştırmamız lazım. Şimdi hiç yapma baba. Onu öbür odaya kaldıralım bence. Evet. Diğerini de vereyim mi babacığım? He? Diğerini de vereyim mi? Süsleme yapıyoruz. Evi süslüyoruz. Ooo. Rengi değişir değil mi? De güzel olur baba. Evet. Bilmiyorum bakalım. Evet. Annem arkadaşlar şimdi kahve molası verdik. Şimdi kahve yapacağım annemlere. Çok meşakkatliymiş bu arada zincir yapmak. Evet, şimdi karpuzdan güzel bir limonata yapacağız. Hadi bakalım. Şimdi kestim burayı. Bunları ezeceğim bir güzel. Sonra süzdüreceğim tabii ki, çekirdeklerinden arındıracağım. Sonra da limonumuzu sıkacağız. Limonumuzu rendeleyeceğiz. Maden suyu ekleyeceğiz. Akşama limonatamız hazır. Kuzum, bugün senin doğum günün mü? Sen bugün mü doğdun annem? He bebeğim. Canımın içim. Akşama pasta üfleyeceğiz değil mi annem? Üf, üf yapacağız. Arkadaşlar, ben şunları bir kavurayım. Bu arada tabii ki kalite kontrol yapılmıştır. Çok lezzetli olmuş. Karpuzumu daha yapmadım, yani sıktım. Fakat onu şimdi süzgeçten geçireceğim, karpuzu. Ama ilk önce şunu bu aradayken bir kavurayım dedim. Ya tabii ki hepsini bir anda yapıyoruz. Sonra tabii ki evde normal işlerim var. Masanın arkasını falan da süsleyeceğim. Öyle işte gün bitiyor. Bunda salatasını yapacağım. O zaman kaç tane ne yapıyoruz yani? Sarmamız var. Şehriye salatamız var. Karpuzdan limonata yapacağız. Bir de sigara böreği yapacağız. Menümüz bu şekilde. Tabii bir de pastamız var. Daha ne olsun yani? Bu kadar yeter de artar bile. Bunlar da karın doysun diye aç gelecekler işten. Efendim annem. Tabii ki alırım bir tanem. Lafım bitmediği için sana cevap veremedim. Özür dilerim bir tanem. Onlar da işten aç geleceği için tabii ki en azından ön olarak böyle bir şeyler atıştırabilsinler, yiyebilsinler diye. Bu kadar. Yeter. Allah bereket versin. Gönüller bir olsun, güzel olsun. Bu arada yaptırdığım pasta da şimdi geldi, yani babam getirdi. Ben kaldığım yerden yemeklere devam ediyorum. Anam mama. Evet annem, dedem mama getirdi değil mi kızım? Oh. Çok az bir şey daha kalmış suyunu çekmesine. Neyse arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar olsun. Mutfağı toparlayacağım, salatamı yapacağım. Limonatamı yaptım. İnşallah diğer videoda size sofrayı da gösteririm. Siz bunu izlerken aslında Rüstem Emre işten gelmiş olacak ve onların doğum gününü kutluyormuş olacağız Emre ile Amine Hafsa'nın. Bugün 10 Temmuz. Gerçekten bizim için çok farklı bir gün aslında. Hafsa Sultan bir bardak içti bile karpuz suyundan. Bizim 10 Temmuz bizim için çok değişik, farklı bir gün. Tüm duyguları beraberinde yaşadığımız bir gün. Bizi yakından takip edenler bilirler. Bu arada suyu da az kalmış. Onu da çektirelim de. 10 Temmuz'da biliyorsunuz kaza geçirmiştik ve kızımızı kaybetmiştik. Bugün yani. 3 yıl önce bugün. Kapattım kapıyı. Çok ses geldi. Eşimle beraber çok sabrettik arkadaşlar.
Ve sonunda şükürler olsun, Rabbim ikramını gönderdi, yani yavrumuzu gönderdi. Ne hikmettirse anne, bugün de gönderdi. Anne! Anne! Ne oldu? Kamyon, evet anneciğim, kamyon geldi. Bugünü ben de ilk defa böyle bir kutlama yapacağız yani, daha doğrusu. Hep pasta falan kesiyorduk ama kendi aramızda. Gene kendi aramızda olacak gerçi. Ama bu sefer böyle bir hazırlık yapayım dedim. Yani balon falan filan. Neyse arkadaşlar, yarın akşam görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Ay yavrum! Ah, mısır mı yiyorsun sen?